Sayfalar ve özellikleri. İlk olarak sayfalar ve özellikleri çalışma kitabımı açıyorum. Şu ana kadar sayfalarla çok bir işlem yapmadık. Bir çalışma kitabı üzerinde çalıştık. Tek bir sayfa üzerinde çalıştık daha doğrusu. Şimdi sayfaları biraz daha irdeleyelim. Şu an sayfa 1'deyim. Eğer sayfa 2'ye tıklarsam sayfa 2'ye geçeceğim. Ve sayfa 3'e tıklarsam da sayfa 3 olacak. Ve seçtiğim sayfanın zaten koyu bir metin rengiyle gösterildiğini görebilirsiniz. Tekrar sayfa 1'e dönüyorum. Sayfaları yeniden adlandırmak. Örneğin buna çift tıkladığım zaman sayfa 1'e mavi diyelim. Yeniden adlandırmak en kolay yöntemi bu. Ya da sağa tıklayıp yeniden adlandır diyebilirim. Bu da turuncu olsun. Ve sayfa 3'ü yeniden adlandırıyorum. Çift tıklıyorum sayfa 3 yazısına. Otomatik gelecektir ve yeşil diyorum. Bu şekilde sayfalarımı adlandırabiliyorum. Renklerini değiştirmek istersem, örneğin mavinin üzerine geldim. Sağa tıkladım. Sekme rengi mavi olsun. Turuncuya geldim. Sekme rengi turuncu olsun. Hatta şöyle biraz daha açık yapayım. Sekme rengi mavi. Sekme rengi yeşilin de yeşil olsun. Bu şekilde sayfalarımı renklendirebilirim. Yeni sayfa eklemek için yeni sayfa butonuna tıklıyorum. Artı simgesine tıkladığım zaman otomatik olarak yeni sayfa eklenecektir. Hatta biraz çok ekledim şöyle. Şimdi bayağı bir sayfa ekledik buraya. Hatta gidiyor böyle bu şekilde. Şöyle tıkladıkça gidecek. Şu sondaki 3 noktaya tıklıyorum. Sonuncu sayfaya geldim. Peki ilk sayfaya nasıl döneceğim? Mavi, turuncu, yeşil olanlara. Böyle tek tek gitmem mi gerekiyor? Yoksa bunun basit bir yöntemi var mı? Var. Şu ok tuşları var. Sola ve sağa bakan ok tuşları var. Üzerine geldim. Sağa tıkladım. Bana bir liste açılacak. Hangi sayfayı etkinleştirmem gerektiğini soruyor. Buradan maviyi seçiyorum ve tamam dedim. Artık ilk sayfaya gidebileceğim. Tekrar gösteriyorum. Sola ve sağa bakan yeşil ok simgeleri var. Sağa tıkladım. Etkinleştir diyor. Hangi sayfaya gitmem gerektiğini soruyor. Sayfa 20 diyorum. Sayfa 20'ye gideyim ve en son sayfaya gideceğim. Tekrar en başa dönüyorum. Ve mavi diyorum. Sayfalar arasında geçiş yapmak için yine bu ok tuşlarını kullanabilirim. Ya da bu 3 noktaları kullanabilirim diğer sayfalara geçmek için. Şimdi sayfa taşımak için, başka bir yere taşımak için sayfayı kontrol ile bir kez bastım ve sürükleyip bırakıyorum. Bu kopyalama yöntemi, taşıma değil. Eğer taşımak isteseydim üzerine bir kez sol tuşumla basıyorum ve yerini değiştiriyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Sol tuşa basılı tutup yerini değiştiriyorum. Sayfamı istediğim yere koyabiliyorum. Tekrar göstereyim. En başa koyalım. Sol tuşa bastım. Faremin sol tuşuna. Basılı tutuyorum ve en başa koyuyorum. Eğer kontrole basarsam ve sürüklersem şöyle bastım kontrole. Önce sayfamı seçmeliyim. Kontrole basılı tuttum. Ve şimdi sol tuşa basıp sürüklüyorum. Kontrol tuşa basılı. Hala sol kontrolde. Bıraktım. Artık sayfam kopyalanacaktır. Sayfayı silmek için sağa tıklıyorum. Ve sil diyorum. Fakat dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sayfa kalıcı olarak silinir ve geri alınamaz. Örneğin sildim. Kontrol Z diyorum ve geri alamıyorum. Buna dikkat edin. Bir daha geri alamazsınız sildiğiniz sayfayı. Tekrar sil diyorum. Tamam diyorum. Şimdi sayfamı başka bir çalışma kitabına kopyalamak ya da taşımak istersem ne yapmalıyım? Sağa tıkladım mavi. Taşı ve kopyala diyor. Eğer başka bir çalışma kitabım olsaydı burada o kitabı seçecektim. Tabii o kitabın da açık olması gerekiyordu. İlgili sayfa hangisini seç? Kopyalamak ya da taşımak istediğimi soruyor. İlgili kitabı seçiyorum. Kopya mı olsun olmasın mı? Eğer kopya oluştur demezsem, şu an bırakırsam sayfayı taşır. Kopya oluştur dersem sayfayı kopyalar. Kopyala dediğim zaman mavi iki adımda yeni bir sayfam olacaktır. Bunu da bilin. Şöyle tekrar siliyorum. Sağa tıkladım ve sil dedim. Kalıcı olarak sildim. Şimdi sayfaları gizlemeye görelim. Sayfayı gizlemek için sayfayı tıklayın ve üzerine sağa tıklayın daha sonra. Gizle diyeyim. Artık sayfamız gizlenecektir. Çok fazla sayfa olduğu zaman çalışmak için yeterli alan açmak için sayfaları gizleyebilirsiniz.
Tekrar sağ tıkladım. Sayfa 2'yi gizle diyorum. Sayfa 3'ü gizle diyorum. Göstermek için de herhangi bir sayfanın üzerine gelip sağ tıklayıp göster demeniz yeterli. Göster diyorum. Hangisini göstersin? Turuncuyu göstersin ve turuncu gelecektir. Diğer sayfalar gizli olarak kalacaktır. Sayfalar ile ilgili işlemler bu kadar. Oldukça kolay. Ve şunu da unutmayın, bir çalışma kitabında en fazla 255 sayfa olabilir.